Herkese merhaba arkadaşlar. Valla bugün şöyle dışarıdan yapayım dedim açılışı. Elim kesildi arkadaşlar. Tabak kırılmıştı. Çöp poşetini şey yapayım derken tabağın sivri yeri battı. Et parçası bayağı kalktı. O da eklem yeri olduğu için bir polikliniğe gidiyorum. Dikişlik gibi duruyor da İnşallah atılmaz. Çünkü kemik gözüküyor. Tam da temizlik yapacaktım. Şimdi gideyim. Bir de yarı bandı falan da alayım. Bakalım ne diyecekler. Şöyle geldim. Çok şükür dikişlik değil. Biraz derin. Pansuman yapıldı. Şimdi eve gidiyorum. Eczaneden şey alacağım. Sarcı beziyle. Şöyle polikliniğe gitmiştim. Çarşamba özel poliklinik. Gördüğünüz üzere elim sarıldı. Daha sonrasında şunlardan aldım. Bu arada kemik gözüküyor arkadaşlar. Biraz daha gitse dikişlikti ama korkulacak bir şey yok dedi. Çok şükür. Şöyle bundan bu steril gazlı bez arkadaşlar. Bir de eldiven suya değdirme dedi. İyileşmez dedi. Yara bandı sulandırır dedi. Çünkü et bayağı açık arası. Böyle bunları kaldırayım. Vallahi ev temizleyecektim. Şimdi ev süpürmeye koyacağım arkadaşlar. Çekebilirsem çekeceğim sizlere. Toz almayı nasıl yapacağım bilmiyorum. Bari of. Hadi başlayalım. Arkadaşlar buraları süpürdüm. Yerleri. Şimdi buraların yerlerini sileceğim. 2-3 bulaşığım var. Hiç görmeyin. Şu tencereler falan kalkacak. Şuraya yığdım. O çamaşır suyunu getirmiştim. O yağı yağdanlar koyup balkona kaldıracağım. Şimdi buraları sileceğiz sizlerle canlar. Bu yerleri silelim. Eldiven geçirdim elime. 2 kat silmeye başlayalım. Bu arada şunun içine ne kaydım diye sorun. Elim bu arada çok acıyor. Bingo'nun bu ahşap sandal ağacı kokusundan koydum. Hadi silelim. Hadi bismillah. Arkadaşlar mecbur silinecek yani. Elimde acısa eldiven de acıtıyor. Tam küçük serçe parmak ya. Şöyle çocukların eskimiş kullanmadığım atlet vardı. Çünkü şu dolapların altına kadar gireceğim arkadaşlar. Göstereceğim. Çünkü altına bile de şey olmuyor. Göstereyim sizlere. Haydi bismillah. Şu altlara kadar gireceğim için arkadaşlar şöyle. Buralar bayağı şey oluyor. Bu arada mesaj mı geldi? Evet, Garanti Bankası'ndan geldi. Bugün de dolapçı geldi arkadaşlar. Dolabın o hani renkleri değişikti ya. Onlar yeni. Parasının yarısını ödememiştik canlar. Kapakları getir, değiştir dedik. Ondan sonra parasını ödeyeceğiz. Yarın işte saat 11.30 gibi arası gelip dolapları sökecek. Bu saatte de ders var çocukların. Şimdi şöyle elimle siliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şu dolapların altlarına bir ada girmediği için mecbur elimle yapıyorum. Şimdi niye kendine eziyet yaptın demeyin. Vallahi yapmayınca olmuyor arkadaşlar. Çünkü bir haftadır temizlemiyorum eve, inanın. Çocukların dersiydi, şuydu, buydu. Hep kaldı. Şuraları şöyle yapayım. İnşallah Rabbim bir gün büyük, geniş, ferah bir mutfak nasip eder. Sizlerle sevinç gözyaşları dökerim inşallah arkadaşlar. Rabbim hepimizin gönlüne göre versin. Allah ne zaman olur? Hiçbir fikrim yok. Bakalım şuranın yıkılması. İnşallah bir an önce yıkılır diye karar gelir de ocakta belli olacak. Ocağı da iple çekiyorum ama bir de gelin bana sorun. Bu
Bu arada kurutma makinesinin sesi gelebilir arkadaşlar. Oo. Elimde şöyle. Acısa bile yani. Arada bir sızlıyor arkadaşlar. Arada bir zonklama yapıyor. Ama mecbur. Şimdi de hızlı bir şekilde silelim. Temizliğim bitti. Şöyle pizza yaptım. Şura şeyle mısırı, zeytini falan eksik koymadım. Şurayı da sucuklu istedi çocuklar. O şekil yaptım aceleyle. Buraya da artan hamurdan iki tane bazlama yaptım. Lor peyniriyle tulum mu? Tereyağı sürerle şimdiye belki. Şimdi keselim. Şöyle turşu, şalgam bize afiyet olsun. Şuna Şulu Şulu Elma Çay, çarı, çarı, armut, çay, çuna, elma, armut, çay, çuna, çı, mı, mı, çır, r ta ne le ço na çoş lu çoş lu ye ma ça ta iyi bak anneciğim da aşağıya koy ay ye ye. Daha şöyle havlularım falan vardı.
havlular yıkandı. Şimdi bunları katlayacağım. Yarısı da şurada içeride. Bornoz olanlar kurumamış. Dışarı asmıştım onları da. Hava iyi diye. Şimdi buraların yolluklarını falan makineye attım. Benimkine bakın. Ters giymiş, üst değiştirmiş. Yemek yemedi. Pizza arkadaşlar 1,5 dilime yakın yedim. Fazla yemedim. Yani bugün hiçbir şey yemedim açıkçası. Sabah gibi de bu. Şimdi şunlar kalkacak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi kurutmamı çalıştıracağım. Ne atmıştım ben? Hassas, ütü kurulu, dolap kurulu, havalandırma falan karışık, spor yorgan diyor. Bir saniye. Şu hassas kaç dakika? Kısaymış. Dolap kuruluğuna getirelim. Bu sentetik, bu pamuklu. Kırışık azalt. Tamam. Şimdi bunlar kurusun. Şurayı çalıştırayım arkadaşlar. Bulaşık makinesini çalıştıracağım. Buralar kalkacak. Arkadaşlar şunu çıkarttım. Elime eldiven takacağım. Şöyle göstereyim. Bayağı bir açık arası. Kemik gözüküyordu canlar. Yapışmaya yönelmiş. İyi. Ay, böyle kesildi yani burası. Çünkü şuraya kadar var arkadaşlar. Etim kopmak üzereydi. Neyse şunu takayım da. Bir eldiven takayım. Şunları makineye atayım. Tepsilerimi de yıkayıp şurayı bir sileyim arkadaşlar. Şunu koyalım yerine. Sonra bir kahve yapalım. Çocuk durdu şu anda. Onlar uyudu. Şimdi şu makinenin içindeki kilimler çıkacak. Sonra şu hafif nemli arkadaşlar. Bunları iki sefer değil de bir sefer kurutma yaptıktan sonra bir daha yapmanız gerekiyor. Bunlar hafif nemli kalıyor. Ama şunlar çok güzel kuruyor. Şuranın haline bakın. Onları niye çıktı? Tezgahımın üstü niye böyle? Ya bak, su damlıyor. Sabahları çok tazikli oluyor. Bazen arkadaşlar geceleri de tazikli oluyor. Makinem çalışıyor. Dursun çalıştırmıştık. Şuradan su damlıyordu arkadaşlar. Orayı kısmıştım, sıcak su şeyi. Kıstığım için oradan tazikli geldiği için su damlıyordu. Ben de öyle koydum. Şura sudan hafif ıslanmış, ıslansın. Bakın dolap olmadığı için kaç yerinden kestiler. Dün usta da geldi. Yani böyle oradan su damlıyor arkadaşlar. Şu an herhalde yok, damlamıyor. Leğeni koydum denemek amaçlı. Bakalım sabaha kadar ne olacak. Havlularımı katlayayım. Bunları da geri oraya yerleştireceğim. Bir bakayım. Sıra havlu arkadaşlar. Bu arada malum her kadın gibi, her kadının yani çamaşırları bitmiyor. Herhalde büyük ihtimal çocuğu olmayan hanımların evde çamaşır daha azdır. Bunları hafif dışarı asmıştım. Nemli arkadaşlar. Kış günü işte. Kurumuyor. Yine hava iyiyken hafif kuruyor arkadaşlar da. Bu arada şöyle havlu alırken şurası şöyle lastik gibi olanları almayın arkadaşlar. Zamanla yıkadıkça o sertleşiyor, çekme yapıyor. Sertleşiyor yani. Bunları ta bu havlu Özdilek arkadaşlar. Babam almıştı evlenirken. Bornoz setiyle falan. Şu mavi de kayınvalidemi vermiş oldu. Bunlar da Madokonko muydu? Evet, Madokonko'nun Madokoko. Okuyamıyor.
Kız kardeşim Gülay kendine çeyiz dizerken almıştı bana bunları. Gerçekten yani çok kaliteli ve çok iyi bir havlu. Çeyiz alacaklara tavsiye ederim. Bayağı bir kullanışlı. Bu parmağım da geriliyor. Acıyor bayağı bir. Yine bunlarda yüz havlusu. Gülay'ın aldıkları. Şu renkler, şu desenler çok hoşuma gidiyor. Ya normal şu klasikler var ya, hiç hoşuma gitmiyor. Şunu falan çeyizde yaparken arkadaşlar, bilmiyorum, çoğu kişi seviyor. El emeği, göz nuru. Ama ben nedense hiç sevmiyorum. Böyle fiskos, dantel falan örtüyor, şey yapıyorlar ya. Hiç hoşuma gitmiyor benim. Yani şunlar gereksiz. Silerken ya da şey yaparken insanın yüzünü acıtıyor. Hele ki çeyiz yapacak arkadaşlarımız şurası şöyle olan havlulardan uzak dursun. Ya da bilmiyorum, seviyorsanız alabilirsiniz. Ya yüzünüzü ya da elinizi silerken arkadaşlar hem suyu burası çekmiyor hem de yüzünüzü acıtıyor. Eskiden tabii onlar vardı. Şimdi her şeyin en iyisi çıktı. Belki annemlerin zamanında bunlar bile yoktu. Şunları bazılarını söktüm ben. Hoşuma gitmeyenleri. Bu da kayınvalidemi vermiş oldu. Herhalde kaynanamın ördüğü bu arkadaşlar. Şunu da Gülay mı? Yok, bu da kayınvalidemin verdiği. Ya da bu Gülay'ın ördüğü ya da annemin. Çünkü kısa. Ya Gülay ördü ya annem ördü. Gülay da örmeye çok meraklıydı. Zaten dikiş. Neydi onu ki? Modelistik miydi onu? Ha, okudu. Bir de bankacılık Gülay'ınki. Eli yatkın, her şeyi yapıyor. Süs olsun, şu olsun, bu olsun. Ben de örgüyü seviyorum, şey yapıyorum ama biraz da malzemelere bakıyor. Yine bu Gülay'ın aldı arkadaşlar. Şuraları çiçek işte, sen de geliyor. Ütülendi mi açılıyor. Ütüye gerek yok. Zaten kurutma makinesinden pamuk gibi çıkıyor. Bu arada Ali yine alerji oldu. Kabarıyor vücudu. Ya süte karşı alerjisi var. Bu sıra çok süt şey tüketiyor değil mi? Büyük ihtimal süt alerjisi var. Ya da sucuğa alerjisi var arkadaşlar. Sucuk, baharat ikisi. Ya da bilmiyorum. Bir de ben şey aldırdım eşime. Omo'nun toz deterjan aldırdım. Yıkıyorum ya Murat. Belki o kıyafetlerden dolayı o da yapıyor olabilir. Ev bir de aşırı falan tozlandı mı, şey yaptım mı arkadaşlar, çocuğun vücudu hemen kabarıyor. Ona bir dikkat edeceğim. Sütü. Dün çünkü bayağı bir vücudu kabardı. Şu da English Home. Arkadaşlar. Oradan almıştık. Bu da yumuşak. Bu da güzel. Ama şu bayağı bir kullanışlı oluyor. Şu daha yumuşak. İki yerden de alabilirsiniz. Bunu da eşimin almıştık. İkili. Suyu falan emiyor. Güzel. Banyoda rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şu kenarları lastik gibi şey, sonra çekme yapmıyor. Büzülmüyor. Bakın böyle olanları hiç sevmiyorum. Ne çok dedim sevmiyorum diye, topa dizmezseniz yeridir. Burada elim herhalde deri şey yaptıkça
acıyor. İlk başta sıcağıyla o kadar anlamadım. Bakın anlatmak istediğim şu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Havlunun yarısına bakın. Bakın. Büzüşüyor. Şu. Yani havlunun şeklini bozuyor. Görüyorsunuz aradaki farkı. Bunları katlayayım. Ya tarçınlı süt yapıp arkadaşlar diyete değineyim bu arada. Ona değinecektim. Unuttum. Gücan'a biz abla dedi diyete başlayalım. Ondan sonra bir sayfa açtık arkadaşlar. Oradan gün içinde ne yaptığımızı, ne yediğimizi, ne içtiğimizi paylaşıyoruz. Dün açtık işte. Takipçiler geliyor. Story'e bakmamız da çok güzel. Orada Gülcan'ın yedikleri, benim yediklerim kaç kiloya düştük. Aslında her gün tartılıp atlıyordu. Ben dedim ki pazartesinden pazartesiye çekip atalım. Çünkü her gün tartıya çıktığımı ya fazla gözüküyor ya az gözüküyor. İnsanın morali bozuluyor. Bir de her gün tartılmamak gerekiyor. Ama bazen biz duramıyoruz tabii kadınlar. Sayfanın toplulukta paylaştım arkadaşlar. Yine sayfanın linkini açıklamalar ve yorumlar kısmında sabitleyeceğim. Bizle birlikte kilo vermek isteyen arkadaşlarımız olursa iki kız kardeşin kilo verme macerası sayfamıza katılabilir. Sizlere de destek olur. Dün işte sayfayı oluşturduk. Güzel dönüşümler aldık arkadaşlar. Bizle birlikte başlayanlar da oldu. Yarın başlayacağım diyenler de oldu. Siz takipçilerden de yediğiniz ara öğündü, yemekti, sabah kahvaltısıydı, ödem attırıcı neler yapıyorsanız bize DM'den atın arkadaşlar. Biz de onları sayfamızda paylaşalım. Tabii paylaşmak isteyen arkadaşlarımız olursa dediğim gibi sayfayı bırakacağım arkadaşlar linkini. Ve Instagram sayfamdan da takip ederseniz Özlem Tresseis diye mutlu olurum. Onu da hemen şuralara eklerim arkadaşlar. Şu da koltuk örtüsüydü ama çok kayıyor. Şu altı şey olduğu için ben de bunu atmadım arkadaşlar. Çocukların yataklarına çarşaf niyetine kullanıyorum. Kışın iyi oluyor. Şöyle kadifem olduğu için altlarında sıcak tutuyor. Şunu içi kıvıralım. Bu da böyle. Şimdi gördüğünüz üzere ben bunları kaldırayım arkadaşlar. Yerlerini yerleştireyim dolaba. Yani böyle. Bugün böyle geçti günümüz. Bakalım ya tarçınlı Türk kahvesi yaparım ya da tarçınlı süt içerim. Tarçınlı süt hem yağları yakıyor. Tarçınlı kahve de öyle arkadaşlar. Hem de tok tutuyor. Sabah böyle mideniz yanmamış uyanıyorsunuz. Dediğim gibi takip alın. Çok güzel paylaşımlar olacak. Hepinizi seviyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım keyif alarak izlediğiniz vlog olmuştur. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Ücretsiz. Beğeni atmayı unutmayın.